Zehra Hanım nerede? Henüz gelmedi Ömer Bey. Geldim ben. Sabah erkenden çıkmışsın konaktan. Yani şirkette işin olduğunu söyleseydin beraber gelirdik. Erken çıkmam gerekiyordu. Asya'yı kreşe ben bıraktım. Sonra da bir işim vardı, onu hallettim. Kahvaltı yaptın mı? Yok, yapamadım hala. O zaman şu yemediğimiz yemeği güzel bir kahvaltıyla telafi etsek ne dersin? Zehracığım burada mıydın? Ben de sana bakıyordum. Zehra Hanım. Mehmet Bey. Ömer Bey. Hepimiz burada olduğumuza göre sözleşmeyi imzalayabiliriz artık. Bu anlaşma hepimiz için çok güzel bir başlangıç olacak. Umarım iki taraf için de hayırlı uğurlu olur. Olmaması için bir neden yok. Bu anlaşmayla ben ilişkilerimizin daha da hızlanarak artacağına inanıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? İçgüdüm ve tecrübemle Ömer Bey. Anlaşmadan sonra hep beraber bir kutlama yapalım mı? Ne dersiniz? Kutlama mı? Ne demek bu? Ne kutlaması? Bence çok iyi olur. Zehra Hanım. Olabilir. Hadi bir an önce imzalayalım o zaman. Sizi bilmem ama ben çok açım. En güzel imza hızlı atılan imzadır. Tamam. O zaman toplantı odasına geçelim. Bahşecim, toplantıyı burada yapabilirsiniz. Ama ben toplantı odasını hazırlattım. Bütün belgeler orada. Sorun değil Ayşe'cim. Aldırırız. Hem ben bu tarihi ana tanıklık etmek isterim. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa. Bence yok. Mehmet Bey. Çok iyi olur. Tarihi ananın önemli tanıkları olacak o zaman. Buyurun o zaman. Nihayet. Sabahtan beri aramanı bekliyorum. Niye bu kadar geciktin? Fotoğrafı ancak bastırabildim. Ama konağa gönderdim. Birazdan elinizde olur. Umarım vakitlice gelir. Zarfı kuryeye verdim. Geç kalacağını sanmam. Tamam. Sen gözünü Zehra'nın üzerinden ayırma. Peki efendim. Tamam. Afiyet olsun Cevriye Hanım. Ay Suzan'cığım bana sade bir kahve yapar mısın? Ben kahveyi sehpaya bıraktım Cevriye Hanım. Ay pardon kuzum görmemişim ben ya. Rica ederim. Çok yanlış oldu çok. Adam istemiyorum dedikçe bunlar üzerine gidiyor yok. Ay adamın ağzı da var dili de var yok değil. Yazık günah. Onlar iştahlı iştahlı konuştukça o da öyle melül melül bakıyor ya. Vallahi yakacaklar garibin başını. Hem evlenmek istese bile o kadın olur mu hiç? Göz var, izan var. Ne huyu huyuna, ne boyu boyuna. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Ay sonuçta Salim Bey'le bir hukukumuz var yani. Adamın hayatını karartmalarına göz mü yumayım? Ay olmaz, yumamam. Böldüğüm için kusura bakmayın. Rica ederiz. Aşağıda 10 dakikadır seni bekliyorum. Beni mi? Neden? Ticaret odasında toplantımız var ya. Ben onu tamamen unutmuşum. Hatırlatmıştım ama. Aklımdan çıkmış. Bu sözleşme meselesi araya girince. Hadi gidelim. Tamam, gidelim. Kusura bakmayın. Tekrardan iki taraf için de hayırlı olsun. Sağ olun.
Kendini fazla yorma karıcığım. Tekrardan kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Atalım artık o zaman imzaları. Atalım. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Umarım hepimizin yolu açık olur. Mehmet Bey, bize güvendiğiniz için tekrar teşekkürler. Estağfurullah. O güveni hak ediyorsunuz. Tasarımlarınızı gördükten ve sizi tanıdıktan sonra bu konuda hiç pişmanım kalmadı. Asıl ben size teşekkür etmeliyim bu güzel işbirliğinden dolayı. Jülide Hanım çok kötüydü. Nasıl oldu acaba? Ayşe'ye annesiyle buluşma meselesini bir an önce söylemem lazım. İnşallah her şey yolunda gider. Selin Hanım, bu güzel anı ölümsüzleştirelim mi? Bırak. Ben açarım. Siz. Peki başlattı. Bahçende Kervancıoğlu mu? Buyurun benim. Bir evranınız vardı, buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? Tabii. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Eyvahlar olsun. Ay şu tersliğe bak. Ay bir de yakalan tam olsun Cevriye. Evet. Doğum günü için sipariş vardı da onu teslim ettim. Ay ben şimdi bu kadar yolu geri mi döneceğim ayol? Görelim bakalım ne haltlar çeviriyorsunuz Zehra Hanım.
Cevriye Hanım. Ya Zehra, çok ama çok iyi bir başlangıç yaptık. Bak görürsün her şey daha güzel olacak. Çantalarınız Mehmet Bey'in mağazasında boy gösterince herkes adımızı duyacak. İnşallah canım. Sen sevinmedin mi yoksa? Olur mu? Çok sevindim hem de. Sen bir bana baksana. Gözlerini görmek istiyorum. Zehra ne oldu? Senin bir sıkıntın var, anlatır mısın? Ayşe. Benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Abinle aranızda bir sorun mu var? Anlatır mısın lütfen? Hayır hayır. Öyle bir şey değil. Zehracığım korkutma beni, ne oluyor? Hani dün sabah annen hakkında konuşurken en büyük arzunun onu görmek olduğunu söylemiştin ya. Evet. Bu arzunu gerçekleştirebilirsin. Anlamadım, sen ne demek istiyorsun? Eğer istersen anneni görebilirsin Ayşe. Annemi. Annen seninle buluşmak için heyecanla bekliyor. Ayşe'cim, lütfen dinler misin beni? Bak özür dilerim, benim niyetim seni üzmek değildi. Ayşe, durur musun bir dakika? Bak, ben saklamak istemedim. Yani anneni görmek hakkın diye düşündüm. Ama o beni görmeyi hak etmiyor. Ya beni küçücük bir çocukken terk edip gitti. Beni, abimi. Ama o senin annen. Bir kere görsen ne olacak? Ne kaybedeceksin ki? Asla. Ben onunla karşılaşmak istemiyorum. Bir saniye bile görmek istemiyorum yüzünü. Bana bu dünyada en çok istediğin şeyin onu görmek olduğunu söylemiştin. Evet. Onu görmeden bazen böyle düşündüğüm anlar oldu. Ama benim bir annem yok. Yıllardır yok. Bizi bırakıp gittiği gün öldü. Ayşe'cim, bak biraz sakince düşünsen. Zehra, ben bu halde yemeğe falan gelemeyeceğim. Ama lütfen sen git. Delirdin mi, ne yemeği? Ben seni böyle bırakma. Zehra merak etme, iyiyim ben. Daha kötü günlerim olmuştu. Yıllar önce. Ayşe. Alo, merhaba Mehmet Bey. Rezervasyon yaptırdınız mı? Mehmet Bey, ya kusura bakmayın lütfen ama biz bu yemeği farklı bir zaman ertelesek, yani şu an gelecek durumda değiliz. Hayır, hayır. İyiyiz, bir problem yok. Tamam, tekrar kusura bakmayın lütfen. Teşekkürler. Hoşçakalın. Zehralar nerede? Çıktılar Ömer Bey. Kesin kutlama yemeğine gittiler. Ömer Bey. Pardon? Başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Yok, çıkabilirsin. Yemekte misiniz? Nasıl gidiyor? Bu soru mu şimdi? Ne mesajı? En iyisi aramak. Zehra'yı etkilemek için neler yapıyordur şimdi, kim bilir.
Efendim abiciğim. Ayşe'cim. Neredesiniz? Konaktayım ben. Konakta mı? Sen iyi misin Ayşe'cim? Neyin var? İyiyim abi. Yok bir şeyim. Ama sesin kötü geliyor. Merak etme abiciğim. Ben grip oluyorum galiba. Anladım. Tamam, C vitamini al. Bol bol su iç, olur mu Ayşe? Tamam. Merak etme. Görüşürüz. Ya bir saniye. Ayşe'cim ben Zehra'yı soracaktım. O Mehmet Bey'le yemekte. Ben kendimi halsiz edince eve döndüm. Tamam, tamam Ayşe'cim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe, canım seni çok üzdüm. Gerçekten çok özür dilerim. Hayır Zehra'cığım. Beni sen üzmedin. Beni bu dünyada üzmemesi gereken tek insan üzdü. Annem. Yaralarımı sarıp sarmalaması gerekirken en büyük yarayı o açtı bende. Biliyor musun? Ben o gittikten sonra içimdeki boşluğu dolduramadım. Bizi bırakıp gittiği günden beri buram sızlıyor. Şimdi kalkmış bizimle görüşmek istiyor. Neden? Bıraktığın kızı görmek için. Ayşe, lütfen yapma böyle. Canım. Bak, ben bile bunları duymaya dayanamazken. Ne olur böyle konuşma. Zehra. Ya bu benim içimden geçenlerin yarısı bile değil. Bir anne iki küçük çocuğunu bırakıp nasıl gider? Şimdi yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi nasıl döner? Hangi yüzle? Bak, bunlar çok doğru, çok haklı sorular. Emin ol, seni çok iyi anlıyorum. Çünkü anlatmıştım yani. Ben annem tarafından terk edildim. O da arkasında bir sürü cevapsız soru, bir sürü acı bırakarak gitti. Canım, çok özür dilerim. Ben seni de üzdüm böyle. Ama ben bununla başa çıkabilecek yaştaydım Ayşe. Sizin kadar küçük değildim. Ama siz neler yaşadınız, neler hissettiniz? Ben düşününce bile o kadar canım acıyor ki. Beni anlıyorsun değil mi? Tabii ki anlıyorum. Biliyor musun? Ben annemin karşımda olmasını ve aklıma takılan tüm soruları ona sormayı o kadar çok isterdim ki. Şimdi senin böyle bir fırsatın var Ayşe. Bunca yıl zihnine yığılan her soruyu ona tek tek sorabilirsin. Hatta hesaplaşabilirsin onunla. Sorsam ne olacak? Günler geceler boyunca konuşsak ne olacak? O gittikten sonra yitirdiğim çocukluğumu bana geri verebilecek mi? Hayır Zehra, ben yapamam. Tamam canım. Tamam. En iyisini sen bilirsin. Söyleyeceğim. Ayşe'nin buluşmaya gelmeyeceğini öğrenince Jülde Hanım çok üzülecek.
Sen burada mıydın? Evet. Neden şaşırdın? Ben seni yemektesin sanıyordum. Yemekteydim. Jülde Hanım'ı çok mu ümitlendirdim acaba? Nasıldı? Ne nasıldı? Yemek. İyiydi. Ama pek umduğun gibi değildi herhalde. Yok, güzeldi. Güzeldi demek. Peki neden erken kalktın? Ah Ayşe, annenle görüşsen ne kadar iyi olurdu. O kapanmıyor dediğin yaralar. Neden? Ne neden? Yemek. Yemekten neden erken kalktın? Pek iştahım yoktu. Öyle mi? Yoksa canını sıkacak bir şey mi oldu? Yok. Yok, bir şey olmuş. Belli. Normal bir yemekti. Yani ne gibi bir beklentim olabilir ki? Ne bileyim. Belki ortam beğenmemişsindir. Belki de yemekleri beğenmemişsindir. Ya da masadaki insanları. Nesini beğenmeyeceğim anlamadım. Bilmiyorum. Sen öyle söyledin. Ömer sen ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben neden erken geldin onu öğrenmeye çalışıyorum. Yoksa manzarayı mı beğenmedin? Ne manzarası? Bilmiyorum artık. Yani ben yoktum. Belki deniz manzarasıydı. Ya da orman. Ha sen... Bir dakika, Mehmet Bey'le olan yemeği mi diyorsun? O iptal oldu. Harika. Ben... Yani biz belki birlikte yemek yeriz diye... Gerçi sen yemişsindir. Neyse ben Ayşe'nin yanına gideyim. Telefonda sesi iyi gelmiyordu. Yok, gitme. Neden? Ben az önce yanındaydım. Uyuyacağını söyledi. Tamam. Sen dışarı mı çıkacaksın? Evet. Sen bana ne yaptın böyle? Gözümün önünden bir dakika ayrılsan özlüyorum. Bir de o adam. Yoksa kötü mü görünüyorum? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Neden öyle bakıyorsunuz ama? Çok güzel olman dışında başka bir nedeni yok. Teşekkür ederim. O adamla görüşmesine izin veremem. Çıkmasına engel olmalıyım. Ama nasıl? Sandviçte ayranlarınız hazır. Süzme yoğurtla yaptım. Tam sevdiğiniz gibi. Biraz ekşi. Eline sağlık. Ben tepsiyi şuraya bırakıyorum. Tabii tabii. Afiyet olsun. Yersin değil mi? Yok. Benim hemen çıkmam lazım. Dedim ya yedim ben. Peki ben yesem? Bir sakıncası yoktur değil mi? Tabii tabii. Keyfine bak. Ayağım takıldı. Ben çok özür dilerim. Ya Elif
sen mahvoldu, ne yapacağım şimdi? Temizlesek mi? Yok, bu temizlemeyle geçmez. Benim üstümü değiştirmem lazım. İstemeden oldu. Yani kaza işte, olabilir de. Benim yüzümden de geç kalacaksın. Yani beklemez herhalde. Kim? Görüşeceğin kişi. Benim hemen üstümü değiştirmem lazım. İnşallah geç kalmam. Ne olur ne olmaz. Ben yine de işimi sağlama alayım. Göz göre göre o adamla buluşmaya gitmene izin vermem. Sen ne çabuk hazırlandın. İyi misin? Hala hayattayım. Neyse, ben çıkayım. Demin buradaydı. Ne? Telefonu. Ne, şimdi nerede? Bilmiyorum işte, ben de onu soruyorum. Zaten geç kaldım, nereye gitti ki? Bence vazgeç. Neyden? Gitmekten. Yani telefonun olmadan gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Ha, buradaymış. Ne? Hiç. Neyse, ben çıkıyorum. Güle güle. İnşallah yetişirim. İnşallah yetişemezsin. Ayşem. Canım kızım, gelecek misin? Bana elini uzatacak mısın? Izdırabıma bir son verecek misin? Kalbim kuş olup uçacak sanki. Allah'ım sen bana yardım et. Beni görmek istemedi değil mi? Jülde Hanım, iyi misiniz? Ayşem gelmedi. Beni görmek istemedi. Lütfen oturun şöyle. Üzme kendini. Senin suçun değil. Sen bizi buluşturmak için elinden geleni yaptın. Elimden pek bir şey gelmedi Jülde Hanım. Ya aslında emindim ama... Ayşe'yi buraya getiremedim. Gerçekten çok üzgünüm. Buluşmanızı o kadar istiyordum ki. Ama olmadı. Ben de...
Ben de çok isterdim yavruma sarılmayı, öpmeyi, koklamayı, bağrıma basmayı. Olsun, gelmesinler. Ne kırgınım ne kızgınım. Aksine hak veriyorum onlara. Varsın beni hiç affetmesinler, yüzüme bakmasınlar. Hayattalar ya, sağlıkları yerinde ya. Bu bile bana yeter. Onları uzaktan görsem de olur. Ayşe. Ayşe. Kızım. Güzel yavrum. Gözümün nuru. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı kabul ettin. Ne çok bekledim bu an. O kadar mutluyum ki. Artık ölsem de gam yemem. Bu... Bu benim değil mi? Başka kimin olabilir ki? Bebeğim benim. Bunu aldığınız gün hatırlıyorum. Nasıl da beğenmiştin. Tutturmuştun al diye. Kırmamıştınız siz de beni. Yanımdan hiç ayırmadım. Bir an bile. Güzel yavrum benim. Nasıl özlemişim seni. Asya'cığım. Bak ne buldum. O ne Asya'cığım? Patik. Bakayım. Şunun küçüklüğüne bak dayı. Allah Allah. Asya'cığım sen bunları nereden buldun? Bunlar benim. Senin mi? Ama bunlar sana olmaz ki. Bana bile olmaz. Bebek için bu. Evet Asya'cığım. Sanırım bunlar senin bebeklik patiklerin. Oo, sen bayağı bir define bulmuşsun. O elindeki ne? Bilmem. İçinde ne yazıyor? Masal mı? Hadi okusana dayı. Bugün bir yaş daha büyüdün. Bu dünyada bir yaş daha geçirdin. Büyüyeceksin.
kocaman olacaksın. Asya'cığım, sen bunu nereden aldın? Kutudaydı. Ama Asya'cığım, bizim buna bakmamız doğru olmaz. Yani sanırım bu annenin günlüğü. Yani içinde özel şeyler var. İzinsiz okuyamayız. Hadi sen şimdi bunları doğru aldığın yere götürüyorsun. Götürmezsem annem üzülür mü? Evet. Üzülür. Anneni üzmek istemeyiz değil mi? Çünkü annen dünyanın en iyi annesi. Senin de annen iyi miydi dayı? Yoksa kötü müydü? Hayır Asya'cığım. Yani kötü müydü annen? Benim annem yok Asya. Ama annemin annesi var. O senin annen değil mi? Ziya'nın annem seni, Cevriye babaannem de babamı doğurmamış. Öyle mi dayı? Asya'cığım, neyse şimdilik bu kadar konuşma yeter. Çünkü bak benim yapacak bir ton işim var. Sen şimdi bunları doğru aldığın yere götürüyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Canım kızım. Kara gözlerine kurban oldum. Ceylan'ım. Oh, kokun hala aynı. Misler gibi Ayşem. Bir gölge gibi izledim sizi. Mezuniyetinde, düğününde, doğumunda. Ah hastalığında. Yani. Geldiniz mi? Hep yanındaydım. Uzaktan da olsa gördüm seni. Ama sarılmak çok başka. Çok başka Ayşe. Geldin kızım. Gelmeseydin de anlardım. Kırılmazdım ama bana dünyaları bahşettin kızım. İyi ki geldim. Ben... Söyle kızım. Ne olursun söyle. Ben buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Bir anda karşınızda buldum kendimi. Belki de merakıma yenildim. Belki değil. Aslında yıllardır merak ediyordum. Yüzümüzü, gözleriniz, elleriniz. Elleriniz. Hayalim düğmüş açık kalmış. Sanki avuçlarımda pamuklar vardı. Bak. Bak çocukluğundaki gibi tutuyorum ellerini. Hala yumuş açıklar. Ama şimdi kalbime batıyorlar. Size baktıkça canım yanıyor. İçim acıyor. En muhtaç olduğumuz zamanda bırakıp gittiniz biz. Hem de bir adam yüzünden. Yok, yok öyle olmadı Ayşe. Ben her şeyi biliyorum. Ayşe ben... Siz ne? Hiçbir şey sandığın gibi olmadı kızım. Öyle değil. Bilmediğin şeyler var. Nedir? Bilmediklerim nedir? Anlatın bana. Şuna bak. Ne biçim fotoğraf bu? Bir işi de layıkıyla yap. Kim bu kadın?
kim? Her gün her gün kimle gidip görüşüyorsun Zehra? Efendim Mahşerin Hanım. Gönderdiğin fotoğraf çamurdu. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu bulur kapasiten senin. Bana. Derhal temiz ve net bir fotoğraf yolla. Derhal. Tamam Mahşerin Hanım, şu anda çekiyorum. Hiç merak etmeyin, size çok güzel fotoğraflar göndereceğim. İnşallah dediğin gibi olur. Yoksa yaptığımız anlaşmayı unuturuz. Tamamdır. Bilmediklerimle. Dinliyorum sizi, anlatın bana. Ah kızım, nasıl anlatabilirim? Keşke anlatabilsem. Söyleyecek hiçbir şeyiniz yok değil mi? Çünkü her şey ortada. Karşımda iki küçük çocuğu bırakıp gitmiş bir kadın var. İşte gerçek bu. Ben buraya hiç gelmemeliydim. Kendime, duygularıma... Anne özlemine yenildim. Ayşe, Ayşe ne olursun biraz daha kal. Gitme kızım. Neden? Ben senden çok özür dilerim. Özür mü? Elimizden aldığınız gençliğimizi, çocukluğumuzu bir özüre telafi edebileceğiniz mi sanıyorsunuz? Abimi hatırlıyor musunuz? O şakacı. Hayat dolu mutlu çocuğu. Siz gittikten sonra onun neye dönüştüğünü biliyor musunuz? Ha? Kızım ben istemedim. Öz annesi tarafından ağır yaralı, mutsuz, güvensiz bir çocuk bıraktınız arkanızda. Biliyor musunuz? Üzerinden yıllar geçse de iyileşmedi. Dağ gibi dimdik durmaya çalışsa da içinde hep yaralı bir çocuk vardı. Ya siz bir özürle o yaraları sarabileceğiniz mi sanıyorsunuz? Ayşe. Hoşça kalın. Ayşe. Ayşe'yi yalnız bırakma. Ne olursun ona destek ol. Tekrar görüşeceğiz. Tamam Cilde Hanım, merak etmeyin. Görüyorsun değil mi? Basit bir hata yapmış gibi özür diliyor. Sanki iki küçük çocuğu bırakıp gitmemiş. Günler geceler boyu bekletmemiş. Abim peşinden yalvartmamış gibi. Zehra, annem abimin çocukluğunu yaşama sevincini öldü. Annem abimi öldürdü Zehra. Geriye yarısını herkesten saklamaya çalışan bir çocuk bıraktı. Şimdi seni çok daha iyi anlıyorum Ömer. Yaralarını sarabilsem keşke. Zehra gidelim ne olur. Gülüyor. Ay bu demektir ki mutlu, keyfi yerinde. Ay kesin Salim Beyciğimi de böyle tavladı. Bak 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 bak. Bu güler yüzle, tatlı sözle işini görüyor ha. Ay her istediğini yaptırır tabii böyle. Kusura bakmayın, sizi de beklettim. Malum tek başına olunca. Ay yok, hiç önemli değil. Dokunmamışsınız hiçbir şeyi. Beğenmediniz mi yoksa?
Tatlı bir şeyler getirebilirim. Yok, çok teşekkür ederim. Çay kafi Aysel Hanımcığım. Ay zaten ben bu son zamanlarda pastadır, börektir, kektir çok abarttım da dikkat etmem gerekiyor. Bence formunuz gayet yerinde. Telaş etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ben fazla vaktinizi almayayım. Olur mu öyle şey? Rahat olun. Ha, yok, burayı tek başınıza çekip çeviriyorsunuz ya. Direkt konuya gireyim diyorum. Bir şey mi söyleyecektiniz? Aysel Hanımcığım, siz şimdi Salim Bey'le böyle görüşüyorsunuz, ediyorsunuz ya. O konuda şey edecektim ben. Ha, belki bana düşmez ama insanlık namına. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben de akrabadan sayılırım yani. O yüzden dikkat çekeyim diye şey ettim. Aa, Cevriyeciğim. Ay siz nereden çıktınız ayol? Ne güzel bir sürpriz oldu bu. Asıl bize sürpriz oldu. Ne yapıyorsun burada? Ay ne iyi olmuş işte. Bak bir aradayız. Değil mi? Ne güzel oldu. Bir şey soracağım. Onunla nasıl karşılaştınız? Yani yollarınız nasıl kesişti? Aslında hiç beklemediğim bir anda aniden karşıma çıktı. Yani o seni buldu öyle mi? Evet. Tepki göstereceğimizden korktuğu için bizimle iletişime geçemedi. O yüzden sana ulaştı. Zehra, bak ben iyi niyetinin farkındayım. Bizi bir araya getirmek istedi. Ama abimin annemle ilgili olan hislerini biliyorsun. Eğer onunla görüştüğünü öğrenirse... Çok öfkelenebilir, biliyorum. Zaten Jülde Hanım'la görüşürken benim de en büyük korkum buydu. Bence bir daha görüşmemelisin. Yani ben abimle ilişkinizin bu yüzden bozulmasını istemem. Ben şöyle oturayım. Otur canım, çok bitkin görünüyorsun. Bu kutu nereden çıktı? Bunu buraya ben bıraktım Ayşe. İçinde sana ve Ömer'e ait şeyler var. O mu verdi sana? Bence bakmalısın. Bilmiyorum Zehra. Ben bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Canım, içindekiler beni çok etkiledi. O yüzden seni de görmeye hakkın olduğunu düşündüm. Ama yine de karar senin tabii. Canım, eğer bana ihtiyacın olursa söyle lütfen. Sağ ol. Ben seni yalnız bırakayım. Gelmişsin nihayet. Evet, yoğun bir gün oldu ama sonunda evdeyim. Nasıldı? Ne nasıldı? Görüşme. İyi. İyi. Bu kadar mı? Üzgünüm. Sana annenle görüştüğümü söyleyemem. Sizin gününüz nasıl geçti? Aynı her zamanki gibi. Ayşe nerede? Odasında dinleniyor. Büyük işler yaptınız bugün. Yoruldunuz tabii. Daha yolun başındayken ortaklık anlaşması imzalamak kolay değil. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu Ayşe'nin ön ayak olduğu iş değil mi?
Evet. Ayrıca bütün bu süreci Ayşe yönetti. Tam beklediğim gibi. Babasının kızı. Bir kez daha gururlandırdı beni torunum. Sanki bu ikisini gözüm bir yerden ısırıyor gibi. Hiç fena görünmüyorlar. Öyle mi? Hı hı. Hem romantik. Efendim? Romantik dedim. Kim? Kim romantik? Sakın, sakın o adamın adını söyleme. Çok fena olur. Fotoğraftakiler? Ha. Romantik. Biz miyiz yani? Biz değil de fotoğraf öyle çıkmış. Anladım. Sen ne sandın ki? Söylemesem daha iyi. Hiç. Hiçbir şey sanmadım. Bu size geldi. Kime? Getiren kişi Zehra Hanım'ın adını verdi. Öyle mi? Teşekkürler size. Kimden geldiğini söylemeyecek misin? Mehmet Bey yollamış. Adama bak ya. Benim karıma çiçek gönderiyor. Benim karıma. Not var mı? Hı hı. Ne yazmış? Sizinle güzel başlangıçları. Sizinle. Yani Ayşe ve bana hitaben. Hiç profesyonel değil. Güzel. Herhalde kutlama yemeği iptal oldu diye böyle bir jest yapmak istedi. Çok güzeller ama değil mi? Yani çiçek. Bildiğin çiçek. Hem nereden biliyor sevdiğin çiçekleri? Bilmiyor. Sadece güzel bir tesadüf olmuş. Neyse ben bunu Ayşe'ye göstereyim. Ben çaylarınızı tazeleyim. Başka bir şey ister misiniz? Çay, kahve veya... Yok. Teşekkürler. Ben istemem. Ben bir çay rica edeyim. Evet, çay. Zahmet olacak. Ha, ne zahmeti? Nasıl da güzel bir kadın. Hem zarif hem kibar. Aklı başında. Tam bir hanımefendi. Vallahi öyle. Çok olgun. Her şeyi de kararında. Oturması, kalkması, konuşması. Ayol nazarlık olsun diye bir kusur aradım ama... O da yok. Hem işinin başında. Bak ekmeğini kazanıyor. Kimseye de muhtaç değil. Ne meziyetli kadınmış ayol. Ay say say bitiremediler valla. Hakikaten bu nefis. Tam ev çöreği gibi olmuş. Aa. Cevriyeciğim. Sen hiç dokunmamışsın. Hadi hadi bir tadına bak bari. Pişman olmazsın. Bir bakayım var. Bunun tuzu fazla gibi. Ağır geldi bana, bilemedim. Güzel değil mi? Bana da çok hafif geldi. Güzel. Ay kızlar benim kalkmam lazım. Bugün ben Asya'ya söz verdim böyle oyun oynarız, vakit geçiririz diye. Vakitlice gideyim. Siz daha oturacak mısınız? Ay yok. Biz de kalkacağız. Bekle birlikte gideriz. Aysel Hanım gelsin.
sonra. Çaylarımızı hızlıca içeriz, kalkarız. Ama şey, ben Salim'e uğrarız eve gitmeden önce. Ha? Ne dersin Şükran? Tabii tabii, uğrarız. Hem bir nabız yoklaması yaparız. Ben de sizle kalkarım o zaman. Prensesim bugün evlendi. Çok güzeldi, çok zarif. O kadar yakınımdan geçti ki ona sarılmamak için kendimi zor tuttum. Ah sen ne ara büyüdün de anne oldun güzel kızım. Bebeğini büyütürken yanında olmayı çok isterdim. Bizim yaşayamadıklarımızı sen onunla yaşarsın inşallah. Canım. Zehra. Sen çok haklıymışsın. Benim bunları görmem gerekiyormuş. Biliyor musun? O da çok acı çekmiş. Biliyorum Ayşe. Zaten bu kutuyu sana getirmemin sebebi buydu. Bence annen kötü bir insan değil Ayşe. Yani ben öyle hissediyorum. Peki o zaman neden gittin? Neden? Bilmiyorum. İnan hiç anlayamıyorum. Çocuklarını bu kadar seven bir anne. Ama mutlaka bir açıklaması olmalı. Ve bu sorunun cevabı annende. Ona sormalısın. Bilmiyorum Zehra, ben bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Kapı bir kere aralandı Ayşe. Bu kapıyı tamamen annenin yüzüne kapatmak hiçbir sorunu çözmeyecek. Bence devamını getirmelisin. Annenin bu evden neden gittiğini öğrenmelisin. Zehra, ben alacağım cevaplardan, hayal kırıklığına uğramaktan, tekrar aynı acıları yaşamaktan korkuyorum. Ayşe, ne oldu canım? Ben sizi baş başa bırakayım. Bir tanem, ne oldu? Kolay gelsin Salim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz hanımlar. Sağ ol. Nereden böyle? Aysel Hanım'ın yanından geliyoruz. Hati, evladım hadi sen çık kalan işleri ben bitiririm. Tamam usta. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuğum. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar oğlum. Ay Salim. Bugün bir kere daha Aysel Hanım'a hepimiz hayran kaldık. Görmelisin. Bizi nasıl ağırladı, nasıl karşıladı. Yani bant yine başa sarmaya başladı. Ya, bu konu beni çok fazla sıkmaya başladı artık. Haberiniz olsun. İyi dediniz Salim Bey. Vallahi hislerime tercüman oldunuz. Baydılara yok. Ay demek ki Şükran'la Hamiyet yakıştırsa da Salim Bey istemiyor. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Can da geldiğine göre bize müsaade artık değil mi? Ay yemek yiyelim hep birlikte. Ay, çok güzel kuru fasulyem var. Güveçte pişirdim. Can, oğlum sen de bizle gel. Yemeğini yedikten sonra gidersiniz. Teşekkür ederim. Ama benim hemen konağa dönmem lazım. Bir dahaki sefer o zaman diyelim değil mi? İyi akşamlar kızlar. Salim Bey, iyi akşamlar. Her zaman bekleriz Cevriye Hanım. Teşekkürler Salim Bey. İyi akşamlar. Güle güle. Canım, iyi misin?
değilim Nihat. Hem de hiç iyi değilim. Çok üzgün olduğunu biliyorum. Kolay değil. Ama meseleye başka bir açıdan bakmalısın bence. Belki bu senin için bir fırsattır. Nasıl? Demek istediğim, hala bir annen olduğu için çok şanslısın. Biliyorsun, ben annesiz büyüdüm. Çok küçük yaşta kaybettim annemi. Ama sağ olsun halam yokluğunu bana hissettirmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Sayesinde iyi bir çocukluk, iyi bir gençlik geçirdim. Ama ne olursa olsun, kim olursa olsun anne başka bir şey. Bu hayatta her şeyin yeri doldurulabiliyor. Ama annenin yeri dolmuyor. Yani benden annemi affetmemi mi istiyorsun? Ben sana ne yapacağını söyleyemem. Ama ben olsaydım geçmişi telafi etmek, yaraları sarmak için bunu bir fırsat olarak kullanırdım. Ayşe, hayat bu. Ne olacağımız belli değil. Kiminle ne kadar beraberiz, bu dünyada daha ne kadar varız, hiçbir şey belli değil. Ayşe, ben bunları seni üzmek için söylemedim. Sadece hatırlatmak istedim. Bazen affetmek için geç olabilir. Sen çok bitkin görünüyorsun. Biraz yat, dinlen. Sonra yine konuşuruz nasılsa. Tamam hayatım. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Zehra, bir şey mi istedin yavrum? Yok, susadım da. Zehra, çok büyük sevap işledin kızım. Allah senden razı olsun. Jülide Hanım'la konuştum. O söyledi. Ayşe ile görüşmüşler. Benim yıllardır yapmak isteyip yapamadığım şeyi sen yaptın. Bir annenin hasretini dindirdin. Ben de öyle umut etmiştim. Çok heveslendim buluşmaları için. Ama Ayşe hiç mutlu değil. Başta normal değil mi? Yani bunca yıl sonra. Ama Ayşe'yi bilirim ben. Çok yufka yüreklidir. Göreceksin bak. Annesini affedecektir. Azıcık sabır. İnşallah dediğin gibi olur Hediye abla. Olur olur. Üzülme sen. Ömer uyudu mu? Sanmıyorum. Peki Ömer nasıl tepki verir sence? O mesele biraz karışık işte. Bilemiyorum. Yine de Allah'tan ümit kesilmez.
Bunları Ömer'e götür. Çocukluğundan beri çok sever bu ikisini de. Tam da düşündüğüm gibi. Yemek daveti, notlar, çiçekler. Adamın niyeti belli. Ama Zehra bunların hiçbirinin farkında değil. Onu bu konuda uyarmam lazım. Evet evet, yani kocası olarak bu benim görevim. İyi de ne diyeceğim ki? Ya beni yanlış anlarsa? Ona güvenmediğimi düşünürse? Kurabiye ve kakaolu süt. Öyle mi? Sen bunları sevdiğimi nereden biliyorsun? Kuşlarım söyledi. Kuşların? Evet, kuşlarım var benim. Böyle ara sıra seninle ilgili haberler veriyorlar bana. Cik cik cik, Ömer çocukluğunda kurabiye ve kakaolu sütü çok seviyormuş. Senin bu haberci kuşların mutfak kuşu olabilir mi? Aa, bozmasana oyunumu. Evet. Hediye abla söyledi. Fazla direnemedin. Belki de soran sen olduğun içindir. Bana özel bir durum yani. Çiçekler yüzünden mi bu kadar mutlu? Yemeyecek misin? Yemeyeceğim. E bari sütü içseydin. Yani uyku tutmadı dedin, hem iyi gelir. Yok. Canım istemiyor, süt de içmeyeceğim. E peki tamam. Ben bunu buraya bırakıyorum. Yani belki sonra fikrim değişir. Zehra. Efendim? Bir şey mi söyleyecektin? Olmamış. Ne olmamış? Süt. Bozuk mu? Bozuk mu? Süt bozuk mu? Bilmem. Yani sen dedin. Olmamış dedin. Ha. Yok, soğuk dedim. Soğuk mu? Sen içmedin ki, nasıl biliyorsun? Ben bakınca anladım. Tecrübe. Anladın. Nasıl? Gözlerinde ısı sensörü mü var? Yani işte tecrübe. Unutmuş. Yani yoksa biliyordu. Kim neyi biliyordu Ömer? Ne diyorsun Allah aşkına? Hediye abla. Yoksa sen yine hasta mı oluyorsun? O nereden çıktı? Dağıldım tabii. O adam kafamı bıraktı bende. Yani sende bir haller var. Var, evet. Söyleyecek misin? Mehmet geldi, huzur gitti. Neyse tamam, madem böyle içemiyorsun ben ısıtıp getiriyorum. Yok yok, tamam. Gerek yok. Yani ben bu tefalık böyle içerim. Emin misin? Yani biraz önce... de sıcak getirseydim. Şunları bir silelim.
bence tam silemedin. Evet, haklısın. Şu tarafta da var. Bence biraz da şurada var. Sen nasıl görüyorsun ki? Gözlerinin aynasından. Hadi bakalım. O ayna artık buğulandı. Sütün de içtiğine göre uyuyabilirsin. Uyur muyum? Yani geç oldu. Uyusan iyi olur. İyi geceler. İyi geceler. Ne iş var burada? Bu çiçekler neden burada? Neden? Ne oldu ki? Benim bunlara alerjim olduğunu unuttun mu? Hayır, yok. Var. Olmadığına gayet eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eminim. Senin büyük tohumlu çiçeklere alerjin var. Yani polene. Bak, yani o zaman şimdi oluştu buna karşı alerjim. Aslında ben mutfağa götürmüştüm de Hediye abla getirdi herhalde buraya. Bak, şimdiden kaşınmaya başladım ben. Nefes de alamıyorum yani. Nefesim daralmaya başladı. Neyse, tamam. Ben şunu bir banyo bırakayım. Sonra bunları salona götürürüm. Aman. Aman götür, salona bırak. Gözümüzün önünden ayrılmasın Mehmet Bey'in çiçekleri. Olduğunu anlamadım. Yani elim çarptı birden. Eline bir şey oldu mu? Yok, olmamış. Dur dur, bırak. Ne yapıyorsun? Kırıklara dokunmuyorum ki. Sadece çiçeği alıyorum. Çiçeği mi alıyorsun? Tamam, bırak, atar Suzan onları çöpe. Çöpe mi? Ay yazık, çöpe atılır mı? Baksana ne kadar güzeller. Da çok acı çekmiş. Ama bu bizi terk etmesini mazur göstermez. Abim ne sevdi. Günlerce aramıştı. O götürdü demişti. Doğruymuş demek. Onlar burada kalmamalı. Abim görmeden ait olduğu kişiye geri gönderilmeli. Zehra'ya söyleyeyim de iade etsin. Ayşe. Abi. Abi.
Hay Allah. Benim yüzümden oldu Ayşe'cim. Dur yardım edeyim. Yok yok, yok abi. Ben toplarım. Hay Allah. Benim yüzümden oldu Ayşe'cim. Dur yardım edeyim. Yok yok, yok abi. Ben toplarım. Ayşe'cim, bu kişisel eşyalarını ortalıkta bırakmasam, ikinci görüşüm Asya'nın elindeydi. Haklısın abi. Daha dikkatli olurum. Fotoğrafını bile görmeye tahammülü yok. Benim bunu hemen evden uzaklaştırmam lazım. Ayşe'cim ne oldu? Zehra, abim kutuyu gördü. Kutuyu mu gördü? Ne oldu peki, ne dedi? Merak etme. Bir şey anlamadı, bana ait sandı. Emin misin? Ya annenle görüştüğünü anladıysa? Yok yok. Zehra, bu kutu bu evde kesinlikle kalmamalı. Yani o bir şekilde ailemize, sana, bana, abime zarar veriyor. Yani daha hayatımıza tam olarak girmemişken bile. Ayşe böyle söyleme. Hayır. Ben bunu açamadım. Sen açar mısın? Bilmem ki. Açabilir miyim acaba? Sen açabilirsin çünkü sen çok büyüksün. Bak ellerine. Çok büyük. Evet. Doğru söylüyorsun. Açmam lazım. Peki sen kahvaltını yaptın mı? Evet yaptım. Bir tane yumurta, bir sürü de zeytin yedim. Sütümü de içtim. Aferin sana. O zaman bunu hak ettin. Al bakalım. Al sen de ye. Teşekkür ederim. Kahvaltını yapmıştın değil mi? Yoksa annem kızar.
Yaptım Asya'cığım, yaptım. Bir sürü zeytin yedim, peynir yedim, sütümü de içtim. Aa, benim yediklerimin aynısı. Telefon al dayı. Ben çikolata yemeye gidiyorum. Asya'cığım bir tane yeter, daha fazla yeme. Arıyor. Bir de görüntülü arıyor. Ne cüret, sen ne sanıyorsun kendini? Buyurun Mehmet Bey. Zehra Hanım aramıştım ama. Evet farkındayım. Şu anda müsait değil. Bir notunuz varsa ben ileteyim. Belki biliyorsunuzdur. Geçen gün kutlama yemeğini iptal etmiştik. Ben de Ayşe Hanım'la Zehra Hanım'ı yemeğe davet etmek için aramıştım. Eğer tabii kendileri uygun ise. Maalesef Mehmet Bey. Eşim biraz rahatsız. Yani gelebilmesi pek mümkün değil. Hay Allah, çok geçmiş olsun. Ben de güzel bir mekanda yer yapmıştım. Hem kutlama hem iş hem de anlaşmamızın detaylarını konuşuruz diye düşünmüştüm. Alo. Mehmet Bey. Alo. Görüntü gidiyor sanırım. Mehmet Bey. Neydi bu şimdi? Bir de görüntülü arıyor. Hadsiz. Neymiş? Güzel bir mekan ayarlamış. Anlaşmanın detaylarını konuşacakmış. Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Bir saniye ya. Nerede bunun görüntülü arama ayarları? Gerçi hiç aramasan daha iyi ama. Sen çikolata mı yedin? Biraz. Gel bakayım buraya. Güzel kızım. Canım. Senden bir gün bile ayrı kalmaya dayanamazken. O. Çocuklarından ayrı. Hem de yıllardır. Ama kendi istedi bu ayrılığı. Anneciğim. Biz hiç ayrılmayalım olur mu? Tamam. Anne sen niye ağlıyorsun? Yok anneciğim. Ne ağlaması, sana öyle gelmiş. Aa, ama hadi gidip hemen hazırlanalım. Bak yoksa kreşe geç kalacağız. Bir dakika. Dur bakalım. Bak bana. Önce bir şöyle. Ayşe'cim ya telefonumu gördün mü? Bulamadım hiçbir yerde. Dayımın yanında. Telefon çaldı, ben de dayıma verdim. Öyle mi? Teşekkür ederim, bir tanem hayatımı kurtardın. Anneciğim, ha sen odaya gidip montunu giyin. Ben seni burada bekliyorum, tamam mı? Ben mi? Evet sen. E kocaman kız oldun. Tek başına giyebiliyorsun değil mi? Evet giyerim. Hadi koş bakalım. Zehracığım, ben fikrimi değiştirdim. Kutuyu anneme kendim vermek istiyorum. Emin misin? Yani kötü hissedeceksen ben hallederim. Evet, evet. Çok düşündüm. Böylesi daha iyi olacak. Tamam canım, sen nasıl istersen.
Yarım saat sonra dün görüştüğümüz yerde buluşacaktık. Telefonum buradaymış. Sen dışarı mı çıkacaksın? Yani çıkacaktım da gerek kalmadı. Evet, telefonum. Çalışıyorum. ...2017 basın küpürleri yazıyor mu? Evet. Yani holdingin basında çıkan haberleri. Peki. Evet, telefonum burada mı? Benim telefonum çalıyor. Evet. Mehmet Bey mi arıyor? Evet. Alo. Zehra Hanım merhaba. Alo. Merhaba Mehmet Bey. Eşiniz rahatsız olduğunuzu söyledi. Onun için tekrar aradım. İçim rahat etmedi. Daha iyisinizdir umarım. Aha. Sabah biraz kırgındım. Ama şimdi daha iyiyim. Ömer biraz abartmış galiba. Dikkat edin, grip salgını var. Yakaladım bırakmıyor insanı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Olduğumdan hiç haberim yoktu bak. Öğrendiğim çok iyi oldu. Neydi bu? Açıklar mısın? Şey için. Ne için? Ya dün çok yorgundum. Hani biraz dinlen diye, yani işi düşünme istedim. Ben yorgun görünüyorum diye sen benim adıma karar verdin, telefonumu açtın ve hasta olduğumu söyledin. Ben ne yapayım? Asya telefonu öyle birden elime tutuşturunca... Asya yüzünden yani. Evet. Ya ben de aklıma ilk gelen şeyi söyledim yani, seni düşündüğüm için. Beni düşündün demek. Sende bir hal var ama hayırlısı bakalım. Zehra. Efendim? Oturur musun? Bir şey soracağım. Peki. Dinliyorum. Şimdi bu sizin basın lansmanınız var ya. Evet. Onu ne zaman yaparız? Yani ne aşamada? Merak ettim de. Yani lansmanı daha çok var. Biz işin başındayız. Yani daha Mehmet Bey'le çok mesai harcayacaksınız. Tabii. Yani lansman işinin son aşaması biliyorsun. Yani bir 3-4 ay daha sürer diyorsun. Sürer tabii. Hatta bence bir yıl bile sürebilir. Bir yıl mı? Bu 12 ay demek. Yani o adam 365 gün daha hayatımızda mı olacak? Ama hazırlık aşaması ne kadar iyi olursa sonuçta o kadar iyi çıkar. Yani biliyorsun bu proje çok büyük, çok kapsamlı. Neyse, başka bir sorun yoksa ben çıkayım. Bir işim vardı. Tamam. Adam resmen hayatımıza çöreklendi ya. Bir yıl. Bir. Of.
Burada mıydın? Fark etmedim geldiğini. Fark ettim. Yani fark etmediğini. Artık kesinlikle eminim. Sende bir gariplik var. Ne var? Bilmem, yani son günlerde bir tuhafsın sanki. Mevsimdendir. Mevsimden mi? Hastasın demedim ki, tuhafsın dedim. Ha doğru. Hasta olan sendin. Bir şey mi isteyecektin? Yok, sen rahatına bak. Ben saatimi alıp çıkacaktım. Saat var kolunda. Yani işini sağlam almak için ikincisini mi takacaksın? Hayır. Yani bunu değil, diğerini alacağım. Güzel. Çünkü iki saat biraz tuhaf olurdu. Sen ne yapıyorsun? Mehmet Bey için eski çizimlerimi ayırıyorum. Mehmet Bey için? Evet. Yani yerindedir. Yok, yani ben buraya koymuştum. Gümüş renkte olan. İstersen sen aç. Ben mi? Neden? Bilmem. Ha, onu diyorsan benim gözüm takıldı. Peki, öyle diyorsan. Eğer Mehmet Bey aradığında açtığımı ima ediyorsan söylemiştim. Asya yüzünden. Hı hı, tabii. Evet. Biliyorum Asya yüzünden. Mehmet Bey mi? Halam. Alo halacığım. Ah dayı, nerelere gittin yine? Başına bir şey gelmez inşallah. Allah'ım sen koru. Sana emanet Allah'ım. Şu sakinleştirici olan hangisiydi? Melisa mıydı? Dur bakayım. Heh bu. Yapayım yani. Şöyle bir gevşemem lazım be. Ay şu halime bak. Ay resmen sirke toptancısı gibi çıkmışım ayol. Bir de şuna bak. Az sonra böyle kahkaha patlatacakmış gibi maşallah. Ay pastanede o kadar balın böreğin içinde nasıl bu kadar kalabiliyor zayıf? Ha ben olacağım ben. 19 litrelik böyle damacana gibi yuvarlana yuvarlana giderim yokuştan aşağıya. Cevriye Hanımcığım, ay ne hoş kadın.
Arkadaşınız mı? Ay yok canım, değil arkadaş mı, arkadaş değil. Daha yeni tanıştık biz mahalleden ve hamiyetçiğimin bir ahbabı. Maşallah, çok güzel kadın. Hani böyle kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş derler ya, öyle güzel. Güzel diyorsun. Evet, Allah sahibine bağışlasın. Hediyeciğim, baba, bak sanki bu kafası vücuduna göre daha büyük gibi değil mi bak? Yok, gayet orantılı duruyor. Allah Allah, bana öyle geldi demek ki. Allah'ı var, çok güzel. Öyle diyorsun. Hazır mı? Bu Scarpella, Halit amca. Ben de aynısını söyledim. Affedersin, ben yanlış anladım herhalde. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Oh, çok şükür. Hoş bulduk Salim Bey. Dayıcığım, yine çok korkuttun beni. Salim Usta ile biz beraber çalışıyorduk. Aysel benim kızım olur. Yeni. Gerçekten mi? Çok şaşırdım. Buyurun gelin oturun. Hiç oturmayalım. Yan komşu dayımı buraya girerken görmüş. Ondan haberim oldu. Öyle mi? Hastanede boş. Biz artık gidelim. Aysel, Salim torunuma iş bulacak. Her şeyi anlattım üniversiteden mezun olduğumu. Bak Salim iyi adamdır. Patladanak iş bulacak torunuma. Doğru değil mi? Doğru. Salim Bey, dayımla ilgilendiğiniz için çok teşekkürler. Estağfurullah, ne demek? Görüşürüz, kolay gelsin. Hadi dayı, biz gidelim. Bir saniye, paltosunu getireyim ben. Buyur Halit amca. Sağ olun. Komutanım! Hadi dayı, çıkalım biz. Biraz ara ver istersen, kek sıcak. Seve seve. Sen burada olacağına göre. Bu benim favori kekim. Ya elmayla tarçın birbirine mükemmel uyuyor. Hem çok da hafif. Kepekli undan yaptık Hediye ablayla. Gerçi o biraz tarçını fazla koydu ben seviyorum diye ama... inşallah sana aç gelmez. Ha bu arada alerji hapını içtin mi? Yumurta var içinde. İçtin mi? Neyi? Alerji hapını. Kek yumurtalı ya. İçtim, içtim. Su bardağını yanına koymuşsun yine, her zamanki gibi. Ha, telefonda hatırlatma da vardı, sayende. Yani bu konuda sicilin biraz kabarık. İhmal ettiğini biliyoruz. Haklısın, sustum. Çiçek alerjim var diye tutturdum ama yumurta alerjin yüzünden vücudunun kabarmasını istemeyiz, değil mi? Evet, istemeyiz. Ne o şarlatanı, ne de çiçeklerini. Kim? Yani birden çok sevindim de o yüzden sordum. Mehmet Bey mail göndermiş. Öyle mi? Yine mi? Sakin ol.
Sakin ol Ömer. O adamın seni bu şekilde dağıtmasına izin veremezsin. İyi misin? Ya çayından bir yudum alsana. Anlaşıldı. Bu adam hayatımızda olduğu sürece bana huzur yok. İyiyim, iyiyim. Dikkat et lütfen. Hı hı. Kek düştü de. Ne göndermiş? Efendim? Yani şey, telefondan yanıtlamak zor olur da. İstiyorsan benim bilgisayarımdan cevap verebilirsin. Hatta sen bana şifresini ver, ben açarım buradan. Yok, gerek yok. Ben buradan hallederim, iş olmasın şimdi. Çok beğendin galiba. Evet. Ben bir parça daha alabilir miyim? Tamam. Hemen getiriyorum. Ha, ya da ben yemeyeceğim şimdi. Benim tabağımı alabilirsin. Artık bir son verseniz. Kendim için değil, sizin için endişeleniyorum. Hem Ercan Bey öğrenirse olacakları biliyorsunuz. Ben arabanın yanına geçiyorum. Sağ olun Hüseyin. Ayşe, kızım kendisi gelmiş. Gel anneciğim, sen şurada biraz otur. Ben geliyorum, tamam mı? Sen geldin demek. Evet. Zehra'nın gelmesi çok tehlikeli. Abim duyarsa biliyorum, çok kızar. Bunların evde durması doğru değil. Abim görürse iyi olmaz. Haklısın. Sizden bir daha karşımıza çıkmamanızı rica ediyorum. Böylesi hepimiz için daha doğru. Haklısın yavrum. Benim yüzümden huzurunuz kalsın istemem. Abimi tahmin ediyorum.
Merak etme. Nasıl geldiysem öyle sessizce çıkarım hayatınızdan. Bunca yıl sonra seni yakından gördüm. Konuştum ya. Dünyalar benim oldu yine. Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol Ayşe. Size geldi Bahşen'de Hanım. Alayım. Bir şey mi söyleyeceksin? Yok, hayır. Çıkabilirsin o zaman. Ama bu... Bu... Jülide... Jülide'yle mi buluşuyormuş? Yıllar sonra ortaya çıktı demek. Ya Ömer? Ömer'in bundan haberi olursa? Anneannen kızım. Anneanne. Anneannem mi? Evet anneciğim. Niye bizim eve gelmedin anneanne? Uzakta mıydın? Evet. Uzaktaydım. Çok uzakta. Oh, güzel torunum benim. Anneciğim, biz bunu seninle daha sonra konuşacağız, tamam mı? Tamam. Jülide Hanım. Benim gitmem lazım. Neden gidiyorsun anneanne? Öyle olması gerekiyor bebeğim. Nereye gideceksin?
Anneciğim, bizim de şimdi eve dönmemiz gerekiyor. Ama yakında yine anneannenle buluşacağız. Sen de istersin değil mi? Evet, isterim. Baksam mı? Kim bilir neler neler yazmıştır. Sinsi sinsi mesajlar, çiçekler, jestler. Yok, olmaz. Bana yakışmaz. Zehra'nın özeli neticede. Adam şarlatanın teki de olsa. Çaylar geldi. Efendim Selin. Mehmet Bey'in gönderdiği dosyalar mı? Evet, evet okudum. Hı hı, bence problem yok. Arkadaşlara dağıtabilirsin, onlar da okusunlar. Tamam, görüşmek üzere. Sana da kolay gelsin. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Olur mu öyle şey Hediye abla? Zehra kızımı. Bahşende Hanım kahve içmeye bekliyor. Salonda. Beni. Hı? Tamam. Hemen geliyorum. Seni sadece kahve içmek için çağırıyor olamaz. Biliyorsun değil mi? Hı-hı. Tamam. Eğer bir şey olursa... Yanında olduğunu biliyorum. Evet. Yanındayım. Her zaman. Neyse, ben artık gideyim. Ayıp olmasın. Tamam. Bir şey olursa söyle lütfen. Peki. Beni çağırmışsınız. Kahve için. O da var. Şöyle oturur musun? Seninle önemli bir mesele konuşacağım. Onunla görüştüğünü biliyorum. Her şeyin farkındayım ben. Bir süredir Jüride ile buluşuyorsun. Ne yaptığının farkında mısın bilmiyorum ama... bu sandığın kadar basit bir mesele değil. Madem cüretkar bir adım attın... o zaman bilmen gereken çok şey var. Ayşe'cim, Asya niye kreşte değil? Hasta mı yoksa? Biliyor musunuz, ben bugün anneannemi gördüm.
Siz neden ayaktasınız? Bir şey mi oldu? Biz yeni geldik de kızımla. Ben de Ayşeler gelince... Uzun süredir kızımla vakit geçirmiyorduk da. Yani işten fırsat olmuyordu. Biraz yürüyüş yapalım dedik. Asya'cığım gel hadi gel. Gidip biz üstümüzü değiştirelim. Sen çok terledin. Ben terlemedim bir kere. Ben burada oyun oynamak istiyorum. Tamam anneciğim oynarsın ama önce üstünü değiştirelim. Hasta olma tamam mı? Ama anne. Suzan. Biz Hera'yla kahve içecektik. Siz de içer misiniz çocuklar? Yok ben almayayım. Ben alırım. Suzan alışverişe gitti. Buyurun Bahşen'de Hanım. Kahveler 3 oldu Hediye Hanım. Peki. Hadi anneciğim. Büyük babaanne niye bana sormadın? Ben de kahve içeceğim. Kahve mi? Yok artık kızım. Asya'cığım, Hediye ablan çok güzel bir patates salatası yapmıştı. Hadi gel birlikte ondan bir tabak alalım. Ben acıkmadım. Ama ben çok acıktım. Hem bak ben bastonumu da bulamıyorum. Bana mutfağa kadar yardım eder misin? Annesi, sen de bizimle gelir misin? Tabii. Ben de odaya geçeyim. Kahveni içmeden mi? Doğru, kahve. Sen neden gerginsin? Babaannem bir şey mi söyledi? Yok. Kahvelerimizi birazdan getirecek Hediye. Aslında daha önce fırsatım olmadı. Seni buraya tebrik etmek için çağırdım Zehra. Kervancıoğlu kadınları olarak şirket kurmak önemli bir adımdır. Teşekkür ederim. Ama bir büyüğün olarak bunun ağır bir mesuliyet olduğunu hatırlatmak isterim. Attığınız her adımda cemiyetteki itibarımızı düşünmelisiniz. Çok fazla tecrüben olmadığını söylemiştin. Üniversite tahsilin de yok. Bunlar iş hayatı için ciddi noksanlıklardır. Yani muvaffak olmak için belki de herkesten çok çalışmalısın. Neyse ki yanında Ayşe var. O tahsilini fevkalade iyi okullarda yaptı. Donanımı mükemmeldir. Haklısınız. Ben iyi bir ekip olacağımızı umuyorum. Zehra'nın da önemli meziyetleri var. İş konusunda hem yetenekli hem disiplinli insan bulmak zor. Hem ben de Ayşe de Zehra'ya bu konuda çok güveniyoruz. Zehra'nın yetenekleri sayesinde daha yolun başında işe başlamadan çok önemli bir anlaşmaya imza attılar. Doğrudur tabii. Benimki naçizane bir uyarıydı. Zehra'nın yetenekli olduğuna hiç şüphe yok. Ama yetenek başka meziyetlerle taçlanırsa muvaffakiyet kalıcı olur. Başarılı olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Umarım öyle olur. Bu kadar hareket bile beni yordu. Biraz odama gidip dinlenmek istiyorum. Müsaadenizle. İyi misin? İyiyim. Sen yanımda oldukça ben hep iyi olurum. İyiyim. Takılmıyorsun onun sözlerine. Yani takılmamaya gayret ediyorum. Bak ne diyeceğim. Akşam birlikte bir yerlere gidelim mi? Yemek yemeye. Bu akşam mı? Şimdi yani. Evet. Yoksa bir işin mi var? Mehmet Bey mi aradı? Yok, ne alakası var? Yani sık sık arıyor ya, o yüzden. Sık sık mı arıyor? Aramıyor mu? Sadece gerektiğinde arıyor. Yani bundan sonra
Sürekli arayacak, öyle mi? Sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Yok, yani bu anlaşma konusunda biraz heyecanlı ya. Sürekli arar diyorum. Yoksa sen işime fazla vakit ayırdığımı mı ima ediyorsun? Öyle demeyelim de... yani seninle daha fazla zaman geçirmek istiyorum diyebiliriz. Cevap vermedin. Ne? Yemek teklifime. İsterim. Ama Hediye abla bugün çok uğraştı. Çeşit çeşit yemek yaptı. Şimdi biz sofrada olmazsak çok ayıp olur. Başka zaman gideriz, olur mu? Tamam. Ama vazgeçmek yok. Yok.